Hemen seçim yasaklamaya geçelim. Bakalım burada neler hazırlamışlar. Bir şekilde şöyle göz atalım. Tabii yine mavi tarafa. Tabii yine mavi tarafa. Olan asla ve asla bırakın. Ben Freya görmek istiyorum. Ya. Yok. Yok. Tamam ya, görmek istiyorum ama nasıl görmek ama nasıl yok? Verme. Sunucular özel birer yasaklama. Birer yasaklama formatıyla. Bundan sonra böyle. Herkes bir tane. Birer tane yasaklayalım. Challenge. Oynayacakları. Hemen hızlı buluyor. Bu koltukta bir şey oluyor. Kurulumda yazılı bunda bir şey var. Joy yine yasaklandı. Ardından Baxia'yı merak ediyorum. Baxia en çok tercih edilen kahraman falan. Tekrardan Baxia'yı koymak koyabileceğiz mesela. Koymamız gerekiyor. Banlara da girdi, ikilere de girdi, yine çok mod oldu son haftalarda. O yüzden bizim metamıza biraz yansıması var gibi görünüyor. Yuzong gidiyor. Rabia çık senin söylediğin gibi. Yani evet. Şimdi Yuzong'u yasakladılar. Bu arada daha güzel, daha unutulabilir. Ama turnuva mı değil, aynı zamanda. %100'le devam ediyor. Her maç görüyoruz abi. Şu ana kadar MTC'ye 3 maçlarda ya yasaklandı ya alındı. Bakalım yine belki ikinci maçta Baratz gelir mi diye düşündüm. Senit Baratz çok sever onlar. Almamaları için olabilir. Şöyle bir bakalım. Son özellikle iki seride. Çok fazla gördük. Bize adamın vardı akıllarımızda gerçekten. Xbox bu arada son dönemde üst tarafta, her tarafta, havuzlar olsa da önceden oynanmasına rağmen favorilerin arasında yerini mutlaka görüyoruz. XP'nin yani her şeyi çekebilirsin. Xbox'ta alıyorsun, Yuzong'da geliyor, Lapu'da geliyor, Nibiru'yu da bir anda
Zortu'yu da bir anda görebiliyorsun orada. Dairon çıkartıp oynadılar. Belki şey değil. Belki her zaman görmezsin. Her zaman görmezsin ama diğer koridorlar o konuda bir tık daha zayıf. Şu anda ligde en fazla kazanma olan sahip kahraman Fene. Şu ama kaç kere oynadı? Kaç kere oynadı? 54 kere oynamış. %100'e devam ediyor. Onu da Allah bilir FF falan. FF'le vatandaşı. Öyle olunca %100'e oynarsın. 12-13 kere alınmış. Bunlar arasından Söyleyeyim mi? Ya ve üstü. Klit 10 kere terk edilmiş. Karşılaşmışını kazanmış. En yüksek oran şu anda. Kehaneli olarak elindeki veri bu. Yani o da herhalde. Ardından bir rapor geliyor. Kulak açtan dolayıdır. Bir de aynı şekilde Aksu'dan. Aksu'dan çok kullandı. Ardından bir rapor geliyor. %69.23'le. Bu arada Kerry Cloud günün başında biraz koridor aşamasında Kerry Cloud üçlü takım anlamında eğer Vexana koruyabilirse daha iyi siz Baksiye'yi söylüyorsunuz. Yasaklamalar arasında girdi rakibe bu arada. Rekabetçiler direkt senetinin Baksiye'si hop diğerlerinden alındı. Diğer tarafta da yani son yasaklama olacak. Aradan bir de Minotaur çıktı. Ya şu şey açıyor. Bakıyorum şöyle. Tercih edilebilir. Ya Barats var abi. Barats var hala elimizde. Bakalım nereye doğru gidecek. Bence Barats alır o seneti bu arada. Tankı mı sona bırakırlar? Ormancıyı da sona bırakırlar. Rakibin Barats banlamadı. X-Borg Orman olarak düşünüyorlar bence. X-Borg Orman. Evet. Bence ormancılara en yakın tercih Fred'in. İlk haftaların ilk başında kaybolmuş zaten. Onuç azamı oldu. Bir planları var. Proje var ama. Robbie 27. seçim olarak burada geliyor tekrar ekranlara. %100 oranını bozmamış. Hala yakın deniyor, yabanlanıyor. Nasıl açık almıştı mesela, konuşuyorduk falan. Alınacak abi, alınacak ama kadar bir zayıflatılma süreci. Robbie bu ekranda olacak. Var olacak. Ya bu kadar geride tabii seçim. Birazcık şey oluyor, şaşırıyorsun. Bir tane ama çok da bir şey de kalmadı. Şey yapacak abi, Angela. Baratsla da çok iyi. Angela gerçekten şimdi. Evet. Geldi bile. Hoşunuza gitti gibi. Hoşunuza gitti gibi mumbayları. Ya sağımız olmasın. Takıldım ama. Bakalım nasıl bir senaryo çıkıyor. Hadi bakalım. Bakalım sonuçlar olacak mı? İlk defa izliyoruz oyunda.
Bakalım ya, merak ediyorum. Bakalım ya, merak ediyorum. Karşı iki tarafa tabii ki başarılar iyi olan kazansın. Baras'la birlikte iyi oyunları seleksiyonu ama dün Senit'in Baras performansı göre iyi değil. Bugün mesela normalde iyi Baraslardandır ama dün biraz da takımıyla beraber çok geri kaldıkları için çok hızlı beraber sahnelere beraber dediğin gibi bugün üzerine koyması gerekecek o oyunun. Bakalım neler çıkıyor. Bakalım neler karşımıza. Evet, birinci dakikayı henüz dolduruyoruz. Şu ana kadar dengeli bir oyun var. Ya daha skor çıkmadı. Ya daha skor çıkmadı. Geldi. Normalde geldi. Kim aldı onu? Burada mesela iyi bir pençe atamadı. Baras oradan ayıkladı kendisi. Ayıkladı kendisi için. Alta doğru bir ilerleme olabilir. Baktığımız zaman tabii ki ortadaki üçlünün sağa sola kayması var. Uzun süredir tam bir net pozisyon bulunamadı. Güvenli pozisyona geçmeyi bildi. Şu ana kadar bir buçuk dakika izledik ve herhangi bir şekilde sorun çıkmadı elinde. Daha skor yok. Yine bir kaplumbağa savaşı sırasında mı ilk kan gelecek? Meraklı bekliyorum. Topu bir savaş görebilecek mi? İkisi daha başlamadı. Çoğunlukla böyle sıkışık oyun başı dar olan oyunlarda olacak birazdan gelecek belki. Birazdan gelecek belki. Birazdan gelecek belki. Birazdan gelecek belki. Kaybettiler işte. Bir savaş görebilecek. Arkadan güzel bir görüş. Pusuya düşmediler. Yani Novaria ultiyi uzaklaşmak en iyisi. Hemen kuleye ciddi hasar vermeye amacında Moon tarafı. Kaplumbağa bir saniye sonra geldi. Kaplumbağa çıktı. Başlayan taraf bir tarafı oldu. Şu anda Baras Hır kaplumbağa bir saniye sonra geldi. Kaplumbağa çıktı. Kaplumbağa'yı da kaşıyan Baras'ın zamanı Baras'ın yolu ve kaşıyan 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 Baras'ın yolu ve ka
Yani 2000 altın farkı. Yani 2000 altın farkı. Bence. Bence. Bir altın farkı der ki. Altın farkı der ki. Doğru atıldı. Beyz. Kaldı. Kayus içeride. Kayus içeride. Kayus içeride. Çıkardı. Can yeni meydan der. Can yeni meydan der. Muhassan bir hasar. Muhassan bir hasar. İki de ikisini attı. Belki de dirilme şansı geldi. Belki de dirilme şansı geldi. Evet. Güzel bir oyun ama cevap hızlı verildi. Kaos'a verildi. Kaos'a skorda. Skorda. Aksoda kaldı. Önemli bir skor. Kaos'un double çıkartması. Biraz istekli oyun oynaması. Biraz istekli oyun oynaması. Revaso üzerinde verdi. Revaso üzerinde verdi. Aldığı hasarlarla. Yanlış bir kule altı denemesi yakalanabiliriz tabii ki. Yakalanabiliriz ama çıkmasını bildi. Ama çıkmasını bildi. Uçmanmasını vermek zorunda kaldı. Vermek zorunda kaldı. Üst koridorda. Ama zorlayacaklar Aksu'yu. Zorlayacaklar Aksu'yu. Lord'la beraber düşürebilirler mi derken fazla zarar edeceğiz.
anda. Robbie, şu anda. Robbie bilir burada bana sağlık. Kulağın hapşeri uyuşa beraber geliyor. Uyuşa beraber geliyor. Dislemesini bastı. Uzak bir şekilde geldi. Levas'la beraber kalıyor. Levas'la beraber kalıyor. İçeri doğru girdiler. Hasar denemeleri de. Hasar denemeleri de. Eksik hasar. Burada Ancelan'ın can basması. Ancelan'ın can basması. Kurtarak yardımı gelip skoru yardımı gelip skoru temizledi. Yandan tam uzunluğunu üstünde belirtmek istiyorum. Şu ana kadar şimdi baktığımız zaman Revas'tan istediğini bulamamış görünüyor. Lanca bir tarafı kim geçerli. Ancelan'ın olduğu Baras'ın Angela Baras beraber oynarken oynamak ne kadar mı? Oynamak ne kadar mı? Diyelim ki bir tanesini öldürdünüz, ne kadar neler harcadınız onu sormak gerekiyor. O yüzden hani birazcık birazcık ama alançlar ya ama alançları çalınıyor, beyzi çalınıyor, beyzi yapar sergileyecekler. Üstten Lord'la beraber bir hareketlilik var, bir hareketlilik biraz öndeydi, iki kişilik öndeydi, iki kişilik öndeydi, var, arkaya doğru şimdilendi, frenlenme ihtimali var, düşme ihtimali var, da bu kulüp tarafı var, arka tarafı var, arka tarafı var, BC'de çok sıkıntı olduğunu söylememiz lazım, söylememiz lazım, tekrar geriye doğru çekti, geriye doğru çekti, beraber Angelo beraber Angelo kendi beysinin içinde öldürüyorlardı. Adeta maalesef yayı, maalesef yayı, oyunu kapatma ihtimali var, bir 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 var, 11 dakika, 1 saniye, çok seri bir, çok seri bir mücadele, bir mücadele. Erken oyunda işte, böyle maç çekişmeli bir maç. Erken oyunda şimdi yapılan savaşlar bence, Lançebi'yi bitiren savaşlar oldu. Savaşlar oldu. Maçın MVP'si tabii ki burada, senin dolduğu 3-0-7'lik skoruyla birlikte. Ve gerçekten güzel bir mücadele. Gerçekten güzel bir mücadele dediğiniz gibi. Geride kalmış oldum bunlar için. Başına tecrübe yiyor musun? Sanity, rahat oynuyor. Dakika başına tecrübe uçmuş. Ama işte oyun bir yerden sonra çok açıldığı için. Orada da mesela ne kadar fark var onu merak ediyorum. Oyun ilk yarısı ile ikinci yarısı arasında. Ne kadar fark var onu merak ediyorum. 11 dakika ne abi? 11 dakika ne abi? Ya 11 dakika, ya 11 dakika turnuvanın en hızlı galibiyetlerinden birini sergiledi bu Maysara Flançabi'ye karşı. Ben o küsürü hatırlamıyorum. O zaman birinci sırada bile olabilir. Dün şeyden bahsetmiştik. Yani Angela ve Barat, Angela ve Barat, Oyunu tutabilmek büyük mesele. Oyunu tutsan geriye kastırsan bir şey.